Hoş geldiniz sevgili eski sevgililerim. Kiminizi 10 yıl önce bir akşamüstü Dolmabahçe'de bir çay bahçesinde kaybetmişti. Kiminiz beni bir yaz günü cehennem sıcağında Bodrum'da delirtmiştiniz. Çok güzel, çok berbat şeyler yaşadık sizinle. İçinizden bazıları sevmeyi öfkeyle yapılan bir insan oldu. Ağlıyor, kızıyor, hatta bazen küfrediyor. Tanrım, bazı küfürler bir kadını nasıl bir çöplüğe dönüştürüyordu. Madem bırakacaktın beni, niçin bağladın kendine demişti. Ben susmuştum. Bir ölüyle konuşamazdım. Susuyordum. Susmanın tüm çeşitlerini biliyordum nasılsa ama hiçbirini sevmediniz susuşumu. Hoş geldiniz. İsim vermek istemiyorum ama içinizden bazılarını öyle çok sevdim ki. O kadar aşkı koyacak yer bulamamıştık ilişkimizin içinde. En büyük sorunumuz da buydu zaten. İlişkimizin içi öyle abuk sabuk şeylerle doluydu ki öfke, kıskançlık, liderlik yarışında kullanılacak derici cümleler, küçük yalanlar, büyük yalanlar, orta boy yalanlar, açılınca yatak olan yalanlar, açılınca sorun olan yalanlar. İlişkimizin içi tıka basa doluydu. Aşkımızı koyacak yer yoktu. Hoş geldiniz sevgili eski sevgililerim. Kabul ediyorum, bazılarınıza haksızlık ettim. O beni bir kadın gibi sevdi, ben onu akraba gibi okşadım. Suskundu. Suskunluğuna şiirsel anlamlar yükledim. Oysa o ruhunu benimkine katık etmişti. Onun içimde eriyip kayboluşunu seyrettim. Erkekliğimi onun nefesiyle şişirdim. Artık o ilişkinin içinde yalnızdım. Arkadaşlarımla otururken yan sandalyeye montumu, gözlüğümü ve onu koyuyordum. Sonra kalkıyordum. Ben bazen gözlüğümü ve onu unutuyordum. Ki müessese bile unutulan eşyalardan sorumlu değildi. Eve dönüşlerimizde sıradan şeyler konuşuyorduk. Televizyonun açılışı, tüpün hala değiştirilmemiş olması, kapıcının verilen işi sapsaklaması ve kökeni bir türlü anlaşılamayan bir yorgunluk. Birbirimizi yoruyorduk. Ben artık fıkralarımı başka kadınlara atmak istiyordum. Çünkü hepsini ezbere biliyordum. Ben fıkraya başladığımda boş tabaklarla birlikte mutfağa gidiyordum. Ben bir süre sonra onunla değil, fıkralarıma gülen kadınlarla sevişmek istemeye başladım. Doğrusunu söylemek gerekirse, ki çoğu zaman gerekmez, bazı bu çeşit sevişmelerim de oldu. Ama o zaman da hızla koşup ona sarıldım. Kuş ağzında dudakları titredi, ülkek kanatlar gibi. Onu öyle çok seviyordum ki aşık olmaya yüreğim bağırmıyordu. Sevgiyle sınırlı tutmak istiyordum. Aşkın vahşiliğinden sakınmak istiyordum onu. Çünkü aşk iki sevdalının kötülüğün sınırında tutkuyla buluşmasıydı. Yorucuydu. Tehlikeliydi. Ama o aşık olamayacak kadar kırılgandı. Ve ben hep başka kadınların ağzında erittim. Ağzımın tütün kokusunu. Neyse. Hoş geldiniz. Oo, sen de mi geldin? Senin ne işin var bu iyi insanların arasında? Sana söyleyecek çok fazla sözüm yok. Öyle hızlı çirkinleşiyordun ki ilk gördüğünde başımı aklıma dar eden gözlerin bir anda iki dipsiz kuyuya dönüşebiliyordu. İçine girenler çıkamıyordu bir daha. Bir sürü ölü sevda yatıyordu içindeki bataklıkta. Neyse, tatsızlığa gerek yok. Madem ki bu gece hepiniz buraya beni görmeye geldiniz. Madem ki hepinize bir ömürlük ikram sunmuşluğum var. Hoş geldiniz sevgili eski sevgililerim. Biliyorum, hepiniz biriciksiniz. Bu çoğul tanınmama rahatsız ediyor hepinizi. Hiçbiriniz eski sevgililer grubu içinde anılmak istemiyorsunuz ama hep birlikte gelmişsiniz işte. Yapacak bir şey yok. Elbette pis işlere de bulaştık bazılarınızla. Yanlış zamanlarda yanlış şeyler söyledik birbirimize. Ama hiçbirinizin adını silemedim yüreğimden. Hiçbirinizin fotoğrafını atmadım mesela. Yaşadıklarımı taşımak istedim sonrakilere. Hepinizin adını göğsüme işledim ve taşıdım göğsümde muska gibi. Bir tek sen hariç.
Buradaki herkes de çok iyi biliyor ki en çok seni sevdim. Ben senin her şeyi göze almıştım. Ama şimdi belki de ilk kez bir fotoğrafı yakacağım. Hangi fotoğrafı biliyor musun? Hani sen ve ben? Hani bir yazlık ikindisinde? Hani ellerin ellerimle kardeş, teninde şehvetli bir bronzlaşma, birbirimize bakıyoruz. Birbirimizin ta içine bakıyoruz. İşte o fotoğrafı yakmak istiyorum şimdi. Hayır, yalan söylediğin için değil. Hayır. Başka sarılmalara aceleyle koştuğun için de değil. Yapacağım o fotoğrafı. Çünkü fark ettim ki sen orada bana bakmıyorsun. Bende yaşadığım bir şeye ilk kez zarar verme dürtüsü uyandırdığın için, ilk kez sırılçıplak bir pişmanlık duygusuyla yüz yüze getirdiğin için yakmak istiyorum. Senden kalan ne varsa, fotoğrafların, gülüşün. Hoş geldiniz sevgili eski sevgililerim.